Alın ekmeği, sofradaki alın teri. Bir bebeğin yaşamındaki ilk çığlığı gibidir toprağa kavuşan buğday tanesinin filiz vermesi. Yerini beğenmezse ya da yeterince yağmurlara doyamazsa başak vermeyen buğdayın, biz küreciklerin yaşamında bir iki kuşak önce oynadığı rolü sizi sıkmadan kısaca anlatalım. Tabii ki bu anlatıdan 21. yüzyılın muazzam teknolojisiyle büyüyen kürecikli çoğu gencin ya da çocuğun haberi yok. Dünyanın dört bir yanına dağılarak yaşam mücadelesini farklı farklı sürdüren ama alın terinden vazgeçmeyen bu insanlarımızın da atalarının öyküsünü bilmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. Tarlaları altın sarısıyla sarartan başaklarda bir yıl sürecek olan ekmek ve bulguru kendinde barındıran buğday, ailelerin bir yıllık var olma garantisi olduğu gibi sapından elde edilen saman da hayvanların vazgeçilmez yemidir. Yıllarca başka imkanı olmayan kürecikli, yaşamını ve ekmeğini bu zorlu ama alın terinden yoksun olmayan yaşamsal mücadeleyle kazanmıştır. Sonbaharda tarlalara ekilen tohum, diğer yılın ilkbaharında yeşerir ve Haziran aylarında yavaş yavaş sararmaya başlar. Bununla birlikte her ailede bir telaş vardır. Yıllık temel ihtiyacını toplama kaygısı da aynı şekilde büyür. Ellik dediğimiz genelde sol dört parmağa takılan ve elin hacmini büyüten tahtadan yapılan ata yadigarı alet ve buğdayı bağrında yetiştiği topraktan kesip alacak olan orak çoktan bilinip hazırlanmıştır. Çoğu tarlanın evlere uzak olmasından dolayı hasat zamanı insanları bekleyen uzun yürüyüşler vardır. Daha şafak atmadan yaşlı, genç, çocuk, tüm aile hazırlığını yapmıştır ve tarlaya gitmek için yola çıkılır. Bu uzun bir süreçtir. Nihayet buğdaylar kucak kucak biçilip derilmiş olarak harman olmayı bekler. Tabii nenelerimizin ve dedelerimizin harmandaki tedirgin uykularını ve buğday tanelerini başağından ayırma hikayesini çoğu kişi bilmez. Buğdayın biçilmesi belki de hikayenin en kolay yeridir. Tarlada kucak kucak bekleyen buğdayları sırtlarıyla şelek şelek harmana taşıyan genç kızların alın terine ise zaten diyecek yoktur. Bu öykü kaç kuşak böyle sürmüştür bilmiyorum ama zorlu ve zahmetli bu yaşanmışlıkların hayatta kalma mücadelesi olduğunu biliyorum. Harmanda bekleyen buğday saplarını ve başakları önce belli bir süre düve ile yapılan uzun bir işlem beklerdi. Tohumu başağından ayırmak o kadar da kolay değildi. Daha sonra kara patoz denilen ve herkes için kurtuluş gibi gözüken bir makinayla devam etti işler. Nihayet 40-50 yıldır da günümüzün modern patozuyla birçok insanımızın anılarında hem özlem hem de çile olarak duruyor bütün bunlar. Bugün kürecikte çok nadir rastlanır biçilmeyi bekleyen ve rüzgara kendi fısıltısıyla türküsünü söyleyen tarlaları boydan boya dolduran buğdaya.
Artık çoğu tarla ya kayısı bahçesi olmuştur ya da öylece kendi haline bırakılıp anılardan başka bir şey yetişmeyen bozkırdaki uzak bir toprak parçasına dönüşmüştür. Zannetmeyin ki buğdayı başağından ayırdıktan sonra iş bitmiştir. Elde edilen buğdayın bir kısmı sonraki senenin tohumu olarak bekletilir. Kalan diğer buğdayın bir kısmı kaynatılıp bulgur için kurutulur. Bir miktarı da yıkanıp kurutularak un için hazır hale getirilir. Bu işlemlerden sonra çuvallanan buğday değirmenin yolunu tutar. Değirmenden geçen döngüde uzun ve birçok anıyı barındırsa da sözü uzatmayacağım. Artık bir yıl daha yavan ekmekle hayata tutunmanın garantisi gibi duran torba torba un ve bulgurla evlere dönülür. Bu meşakkatli ve uzun süreç yaz ve sonbaharı bitirmiştir. Artık gelecek olan çetin ve amansız kışa hazırlıklıdır kürecikli.